Bugün bütün uçan memelilere sesleniyorum. Bunu söylerken de yarasaları ve Türk Hava Yolları'nı kullanan sevgili kardeşlerimi kastediyorum. Yanlış anlaşılmasını istemem. Bugün yeni İstanbul Havalimanı'nı tartışmak istiyorum. Kusura bakmayın, isim bana biraz garip geldi. Onun için ona da Atatürk Havalimanı diyeceğim. Bence her kentin en büyük anıtını yüce atamız ve kurtarıcımızın adına vermeliyiz. İstanbul Havalimanı konusunda da bir eleştiri gelişmeyeceğim. İstanbul Havalimanı'nı bir örnek olarak kullanarak biz ekonomistlerin kalkınma ve çevre ve sosyal dokunun korunması arasındaki tezatları nasıl çözümlediğimizi anlatmaya çalışıp kararı size bırakacağım. İstanbul Havalimanı konusunda çok fazla eleştiriler var. Dediğim gibi bunlara girmek niyetinde değilim. Bunları zaten okuyabilirsiniz. Mühim olan mesele şu. Türkiye 9.000 dolar civarında gelir olan bir ülke. Ve bizim de tabii çocuklarımızın refahı, kendimizin daha iyi yaşaması için en azından Avrupa düzeyi olan 25.000-30.000 dolara çıkmak istiyoruz. Bunun için de Sayın Başkanımızın mega projeler dediği büyük yapıtlara ihtiyacımız var. Yollara, köprülere, havalimanlarına, limanlara, tren yollarına ihtiyacımız var. Ha, bunlar nasıl yapılıyor, ihaleler doğru mu falan, bu ayrı bir tartışma konusu ama bir ülkenin ekonomisinin kalkınması için özel sektörün yapamadığı şeyleri kamunun yapması ve bunun da bir kısım bütçe kaynaklarıyla finanse edilmesi doğru bir yaklaşımdır. Dünyanın her yerinde yapılır. İstanbul Havalimanı'nda bana sorarsanız İstanbul'un yeni bir havalimanına, yeni bir Atatürk Havalimanı'na ihtiyacı vardı. Çünkü kapattığımız Atatürk Havalimanı artık şehrin ortasında kalmıştı. Daha fazla büyütemiyorduk. Daha fazla kapasiteye hizmet vermesi zor olduğu gibi trafik erişim sorunları da vardı. Ayrıca yeni Atatürk Havalimanı'nın arkasında yatan fikri ben samimi olarak dahice bulunuyorum. Türk Hava Yolları dünya çapında kendini ispatlamış ve hakikaten hizmet kalitesiyle benim her zaman tercih ettiğim ve takdirlerimi buradan sunmak istediğim bir şirkettir, bir markadır. Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı'nı kullanarak bu bölgenin transit havayolu olmaya soyunuyor. Böylece dünyanın her yerinden getirdiği uçuş yolcularını İstanbul üzerinden diğer destinasyonlara dağıtacak. Yani işte Orta Asya'dan ya da Arap ülkelerinden getirdiklerini Rusya'ya ya da Avrupa ülkelerine dağıtacak. Bunun inanılmaz yararları var. Bir tabii THY'nin gelir kaynakları artacak ama eğer bu gelen yabancı yolcuları İstanbul'da birkaç gün ağırlayıp onlara Türkiye'nin ne kadar güzel ve faydalı bir yer olduğunu ve turizme elverişli bir yer olduğunu anlatabilirsek, onları havalimanından çıkartıp İstanbul'u gezdirebilirsek bütün İstanbul ekonomisine çok büyük bir yararı olabilir. Onun da ötesinde Türkiye'nin böyle bir projenin altından kalkmış olması bizim müteahhitlerimize, mühendislerimize, işçilerimize yurt dışında da pek çok proje sağlar. Yani fikir olarak uygulamasında hatalar olsa da ben stratejik olarak yine Atatürk Havalimanı'nın doğru fikir olduğunu düşünüyorum. Bunun ötesinde de bir ekonomist olsam da aynı zamanda birey olarak sosyal demokrat ve elden geldiği kadar çevreye saygılı bir insanım. Kirletmemeye, hayvanlara, bitkilere zarar vermemeye çalışıyorum. Onların, çevrecilerin bakış açısını da çok yakından anlıyorum. Çevrenin bir değeri vardır. Çevre yalnız bizim için değil, diğer nesiller, bizden sonraki nesiller için de kıymetli. Mesela eskiden bataklık kurutmak kamunun en önemli görevlerinden biriydi. Bir de sivrisinekler ölsün diye DTH diye bir ilaç vardı, onu sıkardık. Şimdi bataklıkların çevredeki ekosistemlerin hayat kaynağı olduğunu öğreniyoruz. DTH'nin de çocuklarda mutasyona neden olduğuna karar verdik. Açıkçası dünya hakkında bildiğimiz şeyler değişiyor ve Atatürk Havalimanı'nın üstüne kurulduğu kuş göç yolları vesaire diğer ıslak alanların böyle imha edilmesi de çok ciddi bir sorun yaratıyor. Dolayısıyla bu videonun başlığı olan ekonomik kalkınmayla çevrenin korunması ve tabii oradaki köylere de zarar verilecek bir miktar rant uğruna o topraklar alınıp satılıyor. Ekonomik kalkınmayla çevrenin korunması ve sosyal dokunun korunması arasında bir tezat oluştu. Bu tezatı nasıl çözelim? Toplumun yararlarını maksimize edeceksek
Atatürk Havalimanı'nı yapmayalım mı, yoksa ya çevreyi boş ver, nasıl olsa kendini tamir eder diye bir yaklaşıma girelim. Bu sorunun cevabını size teorik olarak vereceğim. Ondan sonra artık herkes kendi vicdanında hangisinin doğru olduğuna karar verir. Bu yalnız Atatürk Havalimanı değil, Türkiye'de özellikle HES dediğimiz, işte derelerin, nehirlerin üzerine kurulan barajların değerlendirilmesinde de çok önemli. Hasankeyf gibi eşsiz bir tarihi zenginliği yok ederek elektrik ürettiğimiz baraj için de önemli. Ekonomik yararlarla çevreye ve o projenin etrafında yaşayan insanlara, ekosisteme verdiğimiz zararı nasıl dengeleyeceğiz? Sıkı çevrecilerin görüşü, çevre bize işte Tanrı'nın, yaratıcının diğer nesiller için korumamız üzere emanet ettiği bir eserdir. Hiçbir yerine dokunmaya hakkımız yok. Dolayısıyla böyle bir değiş tokuş söz konusu değildir. Ekonomik menfaatleri ya da yararları ne olursa olsun hiçbir şekilde çevreye zarar dokunacak projeler yapılamaz. Vahşi kapitalizm, ki en iyi örneği Trump'tır. Çevreye hiçbir şey olmaz. Dünya bize Tanrı'nın armağandır. Arzu ettiğimiz gibi kullanırız. Biterse yenisini yaparız. Dolayısıyla çevreyi boş verin. Hiç bu konuları dikkate almayın bile. Biz biraz daha ortada bulunan ekonomistler, mükemmel olmasa, vicdanları tatmin etmese bile daha değişik bir yaklaşım belirliyoruz. Bu söz konusu olan projenin ömrü boyunca getireceği ekonomik getiriyi bugüne iskonto ederken, bunun yanında ödediğimiz maliyeti, ki buna dışsallıklar diyoruz, yani çevreye vereceğimiz zararı, kuş göç yollarına vereceğimiz zararı, ortadan kalkabilecek çeşitli hayvan ve bitki türlerini, ekosisteminin bozulmasını, yerinden edilecek köylüleri maliyetlendirmeye çalışıyoruz. Ve bunun ortasında bir kar zarar denklemi ortaya koyuyoruz. Eğer kar, tabii ki yani net bir kar varsa proje yapılsın. Net kar ne kadar büyük olursa çevreye zararı o kadar göze alabiliriz. Net kar sıfıra yakınsa ya da çok düşükse proje yapılmasın diye karar verir. Aslında bu sistem Türkiye'de uygulanıyor. Tam açılımını bilmiyorum ama her projede bir ÇED raporu alınması lazım. Çevre etki raporu. Ama tabii mega projelerde bunlar iptal edildi. Bir de maalesef bu raporları yazanların bazıları para karşılığında her şeyi yapıyorlar. Bu konu yurt dışında çok daha ciddiye alınır. Bazı şeyleri fiyatlandırmak imkansız. Bunun da farkındayım ama bazı şeyleri fiyatlandırmak çok daha kolay. Örneğin eğer Atatürk Havalimanı'nın yapımında toprağı kamulaştırdıysanız ve buradaki insanlar başka yere göç ettiyse bunların göç etmesinin bir maliyeti var. O toprağın bir maliyeti var. O topraktan edinilen şeyin bir maliyeti var. Gelirin bir maliyeti var. Bunlar ölçülebilirdi. Kuş göç yolları konusunda biraz daha güç. Ama burada da bir araştırma yapılabilir. Türkiye'de çok değerli biyolojistler var. İşte bu işlerle ilgilenenler var. Eğer kuşlar oraya gelmezse başka bir yerden göç yollarını devam ettirebilirler mi? Yoksa aslında biz İstanbul Atatürk Havalimanı'nı oraya inşa ederek kuşların Türkiye'ye gelmesini engelliyor muyuz? O kuşların yaşamına zarar verebiliyor muyuz? Eğer o kuşların yaşamına zarar veriyorsak, eğer bir daha Türkiye'ye gelmeyecekler ve hatta belki de göç yolları ebediyen bozulacağı için o kuş nesline onarılması imkansız bir zarar veriyorsak, maliyeti çok yüksektir. Belki projenin iptaline yol açabilecek kadar yüksektir. Özellikle o kuşlar korunmaya alınmış, yani sayıları az, çoğalmaları güç kaybolmak üzere olan bir nesilse bu maliyet daha da artar. Bu tür hesaplar yapılmadı bildiğim kadarıyla Atatürk Havalimanı'nda. Dolayısıyla biz açıkçası Atatürk Havalimanı'nın maliyetini biliyoruz. Bu işte ilk aşaması 7-7,5 milyar euro, tamamlandığında 10,5 milyar euroyu geçecek. Teorik getirisini biliyoruz. 20 yılda 20 milyar euro teklif etti konsorsiyum hükümete. Herhalde ondan biraz daha fazlasını onlar kazanacaklar. Ama bunun karşılığında çevreye ne zarar verdik? Bunda hiç bilgimiz yok. Bu bilgiyi edinmeden de bizim gibi ekonomistlerin bu projenin topluma yararı mı, zararı mı olduğuna karar vermesine imkanı yoktur.
ve bu projenin kalkınmaya faydalı olduğunu da söylemeye imkan yoktur. Çünkü şunu anlatmamız lazım. Türkiye'de turizm gelirlerinin belki de %90'ı İstanbul, Antalya, Bodrum gibi 3 lokasyondan elde ediliyorsa aslında Türkiye'nin turizm gelir potansiyeli bunun belki 100 mislidir. Karadeniz ve Trakya'nın kuzeyindeki bazı ekosistemler eşittir, eşsizdir, korunma altına alınmıştır. Bunlardan elde edebilecek turizm geliri fiyatlandırılabilir. Nemrut Dağları'ndan Göbekli Tepe'ye, Çatalhöyük'e kadar bizim arkeolojik mirasımız dünyanın hiçbir yerinde yoktur ve bunlardan başka ülkeler doğru altyapıyı ve oraya ulaşım imkanlarını ve reklamasyonu sağlayarak milyarlarca dolar para kazanmaktadır. Dolayısıyla kuş gözetimi, bird watchers, Güneydoğu ve Kuzeydoğu Anadolu'daki kayak merkezleri, bütün bunların hepsi fiyatlandırılabilir. Bu fiyatlandırmalar yapılmadan Atatürk Havalimanı yapılmalı mıydı? Keşke yapılmasaydı. Aynı şeyi Kanal İstanbul ve HES projeleri için de söylüyorum. Benim şahsi kanaatimi sorarsanız söylemeyeceğim. Size bir yol gösterdim. Siz bu yolu takip ederek kendi vicdanınızda yine Atatürk Havalimanı yararlı mı, zararlı mı karar verin. Bir şey daha söylemek istiyorum. Eminim binlerce yorum gelecek. Bırak bunları döviz konusunda video çek diye. Hayır, ben buraya döviz yorum yapmaya gelmedim. Size yararlı olduğuna inandığım şeyleri anlatmaya devam edeceğim. Ayrıca yanda ve aşağıda iki video göreceksiniz. Birincisi S-400 dövizde başımızı yakacak. İkincisi TCMB rezervleri eriyor. Burada bu konuda söylenebilecek her şeyi söyledim. Söylediklerimin hepsi akla çıkıyor. En son olarak da çok ufak bir rica. Artık Instagram'da da varım. Beni Instagram'da da takip ederseniz çok memnun olurum. Hepinize iyi günler diliyorum.